Şu anda çok değerli bir konuğum var. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Celalettin Güvenç. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir temponuz var biliyorum. Çok büyük bir, ben Suruç'taydım bugün. Deminden beri aktarıyoruz. Orada Büyükşehir Belediyesi'nin yapmakta olduğu çalışmaları da gördüm. Çorba evini, diğer bütün çalışmaları. Gerçekten Suruç Belediyesi'nin kaldırabileceği de bir güç değil. Ancak sizler oraya şey yapabilirsiniz. Öncelikle sizden o 200 bine yakın sığınmacının gelmesiyle beraber yaptıklarınızı bir kısaca alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sesimiz olmaya devam ediyorsunuz. İnşallah. İnsanlık dramı yaşanıyor. Evet. Bu drama şahitlik ettiniz. Evet, sağ olun. Şanlıurfa'nın nasıl ayakta olduğunu heyecanla, sıkıntıları asgari indirmek için sivil toplumuyla, belediyesiyle, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu zannederim gördünüz. Evet ve seyircilerimizle de paylaşmamda bir sakınca yok lafınızı keserek, canlı bir şehirle de karşılaştık. Yani hiç öyle dışarıdan bakıldığı gibi bir savaş bölgesi falan gibi hayır, değil. Hiç gayet canlı çalışan bir şehirle de karşılaştık. Bir yandan elimizden geldiği kadar yardıma koşuyoruz. Diğer yandan da ilimizin sorunlarıyla, gelişimiyle ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Böyle olmak zorunda. Ayakta kalmak zorundayız. Çünkü biz biliyoruz ki bu tür olaylar dram üzerinden bir şeyler yapmaya çalışanların işleri. Dolayısıyla fırsat vermememiz gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Sağduyuyu, soğukkanlığı kaybetmememiz gerekiyor. Kobani'ye gelince 19 Eylül Cuma günü saat 11 sıralarında, Cuma saatinden biraz önce beni aradılar. Dendi ki IŞİD saldırıya geçmiş, ki biz böyle bir şey olabileceğini de düşünüyorduk zaten. Düşünüyordunuz. Uzun süredir tabii, yani orada bir Suriye'deki, Irak'taki çatışmaların bir şekilde sıçrayabileceğini tahmin ediyorduk. Bunun üzerine sınırda yığılmalar var. Yer yer insanlar mayınlı bölgeye gelmiş. Tel örgülerin kenarında bekliyorlar. Hava sıcak. Su ihtiyacı var dendi bana. Önce su ihtiyacı. Tabii saat 10. Daha bu tarafa geçiş olmamıştı. Evet. Ben bunu haber alır almaz derhal itfaiye teşkilatıma tankerlerle bölgeye su taşımaya başlamalarını söyledim. Tabii bizim tarafa geçmeden. Yani daha anladım. Sınırdan geçiş olmamıştı. Daha insanlar tel örgünün önünde. Önünde. Evet. Daha orada. Ve arkasından bir iki görüşme daha yaptım. Baktım ki düşündüğümüzden daha büyük çaplı göç olacak. İş uzayacak, büyüyecek. Ve derhal bir genel sekreter yardımcımla bir meclis üyeme süratle bölgeye intikal etmelerini, bir fotoğrafı çekmelerini, tansiyonu ölçmelerini ve neler yapabileceğimizin tespitini istedim. İki sıralarında da ben bir milletvekilimizle ve muhtarlarımızla toplantıdaydım. Orada dedim ki sürekli de takip etmeye başladım alanı. Yığılmaların çoğaldığını öğrendim. Hemen istişare ederek meclis üyelerimizle, parti teşkilatımızla dedim süratle biz de oraya intikal edelim. Yani bu iş büyüyecek. Ve biz daha sınırdan geçiş olmadan saat 2.30-3 gibi sınıra, oradayım. Bugün sizin gittiğiniz sıfır noktasına gittik. Evet. Esentepe mevkiinde insanlar bekliyorlardı. Hava güneşti. Sıkıntılı bir durum. Çocuklar var. Yani üzülmemek, etkilenmemek mümkün değil. İnsanlar bir şeylerini almadan gelmişler. Orada ben vali beyi aradım. Dedim bu sınırdan geçişe izin vermemiz lazım. Tehlikeli bir bölgede insanlar oturuyor. Bu insanlar bizim insanlarımızın akrabası. Yani vakit varsa bunları anlatmamız lazım. Sınır ortadan, köyleri ikiye ayırmış. Aşiretin bir kısmı bizim tabii, Suruç'ta. Herkesin bir akrabası bu tarafta. Bu tarafta zaten. Bir de akrabası öbür tarafta. Onlar da gelmişlerdi. Sonuçta ilk alışları biz yaptık orada. İlk grup bizim oradayken meclis üyelerimizle falan geçişler sağlandı. Ve hemen Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüslerine, toplu taşımada kullandığımız otobüsleri oraya sevk ettik. Çünkü içeriye bunların taşınması lazımdı. Yığılmanın önlenmesi lazımdı. Suruç'un içine. Suruç'a, Aligöl'e ve diğer köylere taşımak için büyükşehir araçlarını görevlendirdik. Ve hemen bir kriz masası. Orada bir meclis üyemiz ve genel sekreter yardımcımız başkanlığında dedim neler yapılabiliriz. Onu değerlendirdik ve ilk akşam Suruç meydanda 5000 kişiye sıcak çorba çıkarttık biz.
birinci çorba gün. Çorba geleni oradan başlıyor. Evet, birinci çorba gün. Çorba evinden birinci, gördüm. Evet. Birinci bugün gün de hala birinci gün akşam 7000 kişi yani evet, çıkarıyoruz. Şimdi hayat devam ediyor. Hijyen şartlarını sağlamanız evet. gerekiyor. Temizliği sağlamanız gerekiyor. İAŞ'lerini temin etmeniz gerekiyor. Yatacak yerlerini temin etmeniz gerekiyor. Vilayet hemen evet. gerekli müdahaleyi yaptı. İlgili vali muavinleri, kaymakam arkadaşlar, AFAD idaremiz, Kızılay haberdar edildi. Hepimiz duruma vaziyet etmeye, evet. insanları, akrabaları, insanlarımız, ya. Hemşerilerimiz büyük bir özveriyle, hamiyetperverlik göstererek gelen insanları... Valla benim Suruç'ta gördüğüm kadarıyla bir aile, beş aile yalnız. On aile, yirmi aile aldılar. Yani nasıl bir yaşam... Bu şey. Bizim kültürümüzde var. Ben evet, her yerde evet, söylüyorum. Bu kültür çok ender bir kültür ama. Yeryüzünde pek kalmamış evet. bir kültür. Evet. Eğer bu olmasa zaten, bu yaklaşım da olmasa sosyal şimdi, patlamaya sebep olur bu tür şeyler. İlginç şu, 80-90 bini şu anda Suruç'un içinde hem çadır evet. kentlerde evet. hem şeylerde, köylerde. Konuda. Diğer 100 bine yakını da mesela Haran'a gitmiş, şimdiden çiftçilik yapıyor orada. Ekmek parasını yani kazanıyor. Değişik yerlere dağıldılar. Bu müthiş dağıldılar. Bir entegrasyon olduğunu evet. gösteriyor evet. başkan. Evet. Yani evet. Bu sınır zaten yokmuş gibi. Efendim sınırlar suni zaten. Evet. Sınırlar cetvelle çizilmiş sınırlar. Biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi. Sınır iki köyün ortasından evet. geçmiş. Akrabalar iki tarafta kalmışlar. Evet. Dolayısıyla... Yani filmlere konu olmuş bir sınır bu biliyorsunuz. Evet. Bayramlaşmaların ben, sorun olduğu bir asrı kaybetmişiz. Bir asrı kaybetmişiz. Tabii bir asrı kaybetmişiz. Son dönemde uyguladığımız politikalarla yakınlaşmalar olmuş. Sivilleşmeler başladı. Evet. İnsanlar fark ediyorlar. Bu niye böyle diyor. Ve bugün de bu gelen insanları kucaklamamış bir kucaklamak bir hasretin giderilmesi. Evet. Ama... Hasreti giderirken ağır yük de omuzlarımıza geliyor. Birinci gün çok yakın ilgi ama ikinci gün, üçüncü gün ilaç gerekiyor. İlaç. Temizlik gerekiyor. Temizlik. Siz salgın hastalığa... Siz bir iş yapmışsınız. Biz onların çekimlerini verdik. Önümüzdeki günlerde vereceğiz. Mesela bir hamamı ücretsiz açtık, evet. açmışsınız. Hamam yani açtık. Hamamın ücretini siz veriyorsunuz ve, galiba. Ve kiraladık biz. Kiraladınız. Ve gündüz saatlerinde kadınlar... gece saatlerinde erkekler orada için bu çok gerekeni yapıyoruz. Doğru bir yaklaşım. Tabii. Bakın yani 19 Eylül'den bu tarafa Kobani'ye sadece gelenlere yardım evet. etmiyoruz biz. Hep beraber. Kobani'deki içerideki insanlara da ki daha çok orada silahlı evet. unsurlar kaldı. Evet. Pek sivil halka. Hiç 74 tır insani yardım gitmiş Türkiye'den. Bir dakika. Bunu bir daha söyleyeyim. Bir daha söylüyorum. Çünkü bütün Türkiye evet. duysun. Evet. Ben bunun bir daha duymasını istiyorum. Sadece silahlı unsurların kaldığı Kobani. Kobani merkeze. Evet. Kobani merkeze Şanlıurfa'dan tüm evet. Türkiye'den gelen 74 insani yardım ulaştırılmıştır. 74. Içeri. Bu evet. son dönemde. Sonra, 19 Eylül'den sonra. Bakın bu çok önemli. Tabii çünkü çok bunu önemli. Bunu Türkiye'de kimse bilmiyor. Yani bilmiyor derken siz açıklamış olabilirsiniz ama sesimiz bazen kesiliyor. Bazen sesler kesiliyor. Yani Türkiye olaya uzaktan bakıyor düşüncesini. Kesinlikle yanlış. Yani orada sadece çatışan unsurlar var ve siz 76 tır 74 insani tır yardım... Başka bir şey daha yaptık. Ne yaptık? Bakın bu da bilinmeli. Evet. 19 Eylül'den beri Kobane'den bizim sınırımıza yaralı gelen insan sayısı 600 civarındadır. 576 duydum. Bugünkülere evet. evet. söyle. Yani 576'yı da geçti. Evet, gözümüzün önünde. Bunların bakın 19 Eylül'den beri evet. Kobane'de çatışan PYD unsurlarının 576'yı esas alalım. Evet. Biraz fazla. Biraz fazla. 576 yaralı ve hastası Şanlıurfa'daki hastanelere alınmıştır. Şu anda... Bunların tabii hastanede çekim tedavi. Yapabilirsiniz. Evet. Bir kısmı ayakta tedavi edilmiştir. Bir kısmı ileri tedavi için evet. Ankara İstanbul gibi hastanelere sevk edilmiştir. Ankara İstanbul'a tabii, sevk edilmiştir. Kesinlikle. Duyarsızlık söz konusu değildir. Biz burada tüm samimiyetimizle bir bunlar komşularımızdır. Evet. Bizim kardeşlerimizdir. Bizim vatandaşlarımızın akrabalarıdır. Evet. Sloganıyla Şanlıurfalıyla. Ama belki de aralarında bizim vatandaşlarımız da var o yaralılar. Tabii var, o da var. Var, o da var. Var yani bazı evet. o var. Bunu gösterdik biz Şanlıurfa'da. Evet. Bakın Allah'a şükür biz bugün Şanlıurfa'da diğer yerlerde olan olaylar evet.
aynı boyutta olmuyorsa evet. buradaki bütün yerel idarecilerin, benim evet. belediye başkanlarım, kadrolarımızın hepimizin çok sıcak ve samimi bir şekilde bu işe sahiplenmemizdendir. Tabii. Kaynaklı. Tabii. Biz de bunu kendiliğimizden yapmıyoruz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Başbakanı'nın, Reisi Cumhur'un talimatlarıyla yapıyoruz. Evet. Ben bunu ifade ettim. 19 Eylül günü olaylar başladı. 20 Eylül gibi Sayın Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş. Evet. İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala ve Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Eker suratle bölgeye intikal buraya etti. Geldiler. Sıfır noktasına geldi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kriz ve yönetimlerinin nasıl... Protestolarla karşılık. Yani bu... Yani enteresan. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye elinden geleni yapıyor. Yapmak durumunda. Hayır, şimdi burada altını çizmemiz gereken noktaları siz söylediniz. Bir, orada çatışan PYD unsurları ki ben de gördüm. Bir tanesi karnından yaralanmış bir kadın milisti, PYD'li. Evet. Hızla ama büyük. Bir defa oradaki 112 grubunda çalışan doktor ve hemşireler büyük bir risk alıyorlar. Evet. Ya canlı yayında da belirttim. Ölümü göze alıyorlar. Çünkü çatışmanın ortasına gidiyor ve yaralı alıyor. Bu müthiş bir özveri. Başka bir şey daha kamuoyunun bilmesi gereken. IŞİD buraya 19 Eylül'de gelmedi Kobane'ye. Evet. IŞİD buraya geçen yıl Temmuz ayında geldi. Bir yıldır buradaydı. Burada. Daha fazla. Ve bizim Mürşit Pınarı'nda ticari bir gümrük kapımız yok. Evet. Açık olan kapımız yok. Ama IŞİD gelip de evet. Kobane'deki halkı doğusundan, batısından ve güneyinden tamamıyla sarınca, kuşatınca Kobane'deki bu 200-250 bin nüfus açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bir anda. Tabii. Tabii. O, Temmuz ayından sonra. Ben o dönem valilik görevi yapıyordum burada. Evet, doğru. Sayın, eski Sayın İçişleri Bakanımız Muammer Güler'i, evet. Sayın o zamanki Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nu evet. ve o zamanki Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirerek evet. onlara bu insanlar bizim vatandaşlarımızın akrabaları. Bunlar Müslümanlar. Kaldı ki insanlar. Evet. Bunlar açlıkla karşı karşıyalar. Bunlara yardım etmemiz gerekir. Talebimizi ilettik. Sağ olsunlar onay verdiler. Ve sınır kapısı aç. Yardım, insani yardıma başladık. Temmuz ayından 19 Eylül'e gelinen süreçte tam 800 tır insani yardımı biz bu insanlara yetiştirdik. Yetiştirdik. Çok şükür. Yoksa açlıktan ölüyorlar. Evet, her tarafı kuşatılmıştı. Biz bu insanlara o 800 tır yardımı bütün Türkiye'den toplayarak, evet. Şanlıurfa'daki sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek, organize ederek ve onları... Yani bu insanlar IŞİD gelmese bile üç tarafları çevrili oldukları için evet. açlıktan kaçmak için bile geleceklerdi. Evet, evet kesinlikle. Yani çok açık görünüyor evet, zaten, zaten haritada. Çok belli, bir tek harita. Kuzeyinde Türkiye evet. sınırından nefes alabiliyorlar. Evet. Biz o nefes aldıkları bölgelerden 800 tır insani yardımı bu insanlara ulaştırmayı başardık. Ve bu yardımı da bilinmelidir ki İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa bütün bu ülkenin insanları gönderdiler. Şanlıurfa'dan giden sivil toplum örgütleri evet. randevüler aldık biz oranın belediye başkanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle görüşerek bu organizasyonları yani, yaptılar. Sadece bir Güneydoğu'dan veya bir şeyden. Güneydoğu'dan da çok yardım evet. geldi ama Türkiye'nin her yerinden evet. bu yardımlar geldi. İnsanlar yardım etti. Bakın 19 Eylül'den sonra televizyonlara çıkıyoruz. Yardım kampanyaları başlatıyoruz. Türkiye'nin her yerinden. Her yerinden. Bakın provokasyon yapanlara bakmayın siz. Bu millet hiç ayrım gözetmeden bizi arıyorlar. Antalya'dan bize zebze meyve gönderiyor vatandaşım. Ben onu gördüm. Yarın evet. aktaracağım seyircilerimize. Antalya'dan zebze ve çok meyve gönderiyor. Tabii. O zebze meyve İstanbul'dan... gönderen şansın adını da biliyorum tabii. ama yani bir de dededen ürkücü olduğunu ifade etmiş evet. telefonda. Bizi aradı dedi siz bunu madem anlattınız. Dededen... insanlık sorunu var. dededen biz... ürkücüyüm ben bu sebze meyveyi yollarım kardeşim. Siz dedi talep ediyorsunuz. Enteresan onu da yani. Türkiye'nin bak dün mesela Kezban Hatemi İstanbul'dan evet. Türkiye İş Kadınları Derneği buradaydı. Hanımefendiler buradaydı. Evet. Alanı gezdirdik. Onlar da şimdi bir yardım kampanyası yapıyorlar. Güzel. Yani bir esasında felaket var. Herkesin buraya ben biraz önce yayında da söyledim. Herkesin buraya elini uzatması gerekiyor. Çünkü tabii. bu sadece Urfa'nın bir meselesi değil. Bu çok yoğun bir göç.
ve çok ciddi bir sorun başkan. Peki Suruç'ta yeni yapacağınız projeler var mı? Tabii ki. Yani şimdi kış geliyor. Eyvah, yani bu doğru, insanların kış tabii kışın söylediğim gibi heyecan geçtikten sonra biz yerel idareciler olarak bunun bütün yükümlülüğü bizim omuzlarımızda kalıyor. Dediğim gibi salgın hastalık olmaması için tedbir alman gerekiyor. Evet. Temizlik için bütün ilçe belediyelerimizle beraber ve hayat sürüyor. Yani çocukların affedersiniz çocuk bezine ihtiyacı var. Tabii tabii, her biberona ihtiyacı var. Kadınların ayrı ihtiyaçları var. Hastaların ayrı ihtiyaçları var. Bütün bunlarla ilgili biz bütün gücümüzü seferber ediyoruz. Afet İdaresi bugün gördüğünüz orada her yerde var. Başbakanlık Afet İdaremiz, Kızılay her yerde var. Peki, biz halkımızın önce bu geçici çadır kentleri daha kampla ilgili Afet İdaremiz çalışıyor. Evet. Yani daha sağlıklı öncekilere benzer kamplar kurulmak üzere gerekli çalışmaları onlar yürütüyor. Şu anda şansımıza hava çok güzel. Yani başka bir yer hamdolsun ama gördüğünüz gibi bütün taziye evlerimiz, camilerimiz, köylerdeki evlerimiz dolmuş durumda. Üç tane geçici kampı açmış durumdayız. Evet. Yatılı okulumuzda, eski jandarma binasında, Süleyman Şah mesire alanımızın yanında. Evet. Bunları açtık, bütünleştik. Bu felaket de inşallah birlik beraberliğimize katkı sağlar diyorum. İnsanlarımız çünkü birçok olumsuz olaya rağmen sonuçta birliğe, beraberliğe ihtiyacımız olduğunu da görüyor. Evet. Urfa'da şu yaygın bir sözdür. Suriyeliler bize sığındı, biz nereye sığınırız? Ya. Aman kendimize dikkat edelim. Ya işte ben beraber olalım. Ben burada çok duydum o lafı. Tabii, yani de... şimdi güneyde sıkıntısı olan bütün uluslar Türkiye'ye sığınıyor. Evet, biz nereye sığınırız? O yüzden yani o yüzden hepimizin burada uyanık olmamız lazım. Sağduyulu olmamız lazım. 76 milyonun bir beraber olduğunu, bir beraber olursa büyük güç olacağımızı, aksi takdirde Allah korusun. Evet. Bu gelen insanların içinde ben konuşmalarımda anlatıyorum. Zengin insanlar var. Doğru. Avukatlar var. Doktorlar var. Profesörler var. Ama maalesef yurdunu, evini, devletini kaybettiğin zaman geliyorsun bir tas çorba için kuyrukta bekliyorsun. Ya. Çocuğuna bir çorap, bir ayakkabı alamıyorsun. Çok ibretlik olaylardır bunlar. Hem ibretlik hem hepimizin onun, düşünmesi hem de insanlık açısından da çok ciddi bir sorunla yani, karşıyayız. Mutlaka ülkemizin kıymetini bilmemiz lazım. Evet. Birbirimizin kıymetini bilmemiz doğru lazım. Hocam. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Ben bu olayları bir de öyle değerlendiriyorum. Peki başkan, bitmek üzere benim galiba sürem. Urfa ve size resmi makamlardan yardım yapacak vatandaşlarımıza bir adres söyleyin. Nasıl bir yoldan size ulaşalım? Biz duyuruyoruz. Evet. Valiliğe ulaştıkları an size... Valiliğe, belediyeyi bizleri arasınlar. Evet. Herhalde hesap numarası veremiyor musunuz? Yok, evet. Veremediğiniz için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni arayabilirler. Valiliği arayabilirler. 24 saat biz vatandaşlarımızın emrindeyiz, hizmetindeyiz. Evet. Peki o zaman Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Allah yardımcımız olsun. Suruçlulara da hep takdirlerimi iletiyorum buradan. Büyük bir ev sahipliği yapmışlar. Büyük bir ev sahipliği yapıyorlar. Her ilçeye nasip olmayan bir durumla da karşı karşıya kalmışlar gerçekten. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de sizlere. Sağ olun.